Merhaba hocam, nasılsınız? Hoş geldin. Teşekkür ederiz. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Şarjım biraz az da, dinleyen arkadaşlara ayıp olmasın. Biraz ayakta konuşayım, sonra otururum. Hiç Sizin için problem değil. Çok naziksin bu arada. Çok teşekkür ederiz. de. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Şöyle ad, soyad, kaçıncı oldunuz sınavda? Nereden mezunsunuz? Şöyle bir sizi tanıyalım. Ben Eyüp Cem Çetiner. Adli yargı sınavında 74. oldum. Beykent Üniversitesi'nde şu anda sosyoloji alanında yüksek lisans yapıyorum. Marmara Üniversitesi'nden mezunum. Çalışıyorum, avukatlık yapıyorum. Öyle hocam. Aa, harika. Eyüp Bey çok güzel bir cümle kullandı. Hocam avukatlık yapıyorum dedi. O zaman şu soruyla başlayalım. Hem Öyle çalışıp geçirmem hocam. hiç problem değil. Hem avukatlık yapıp hem de sınava mı hazırlandın Eyüp? Aslında öyle değildi hocam. Ben resmi olarak daha yeni başladım avukatla. Bu sene ben evlendim. Hayatın gerçeklerinden dolayı aile geçindirmek gerekiyor. Para kazanmak gerekiyor. O yüzden şu an avukatlık yapıyorum. Eyüp, Sınava muhteşem yani. hazırlanırken yapmıyorum. Muhteşem. Peki o zaman şöyle bir soruya başlasak. Kaç yılında mezun oldun? İlk sınava girdin nasıldı? Sonra neden vazgeçmedin? Ne düşünüyorsun? Hocam ben geçen yıl mezun oldum. Sınava girdim. Bir puanla elendim. Çok üzüldüm hatta. O yüzden benimle aynı durumda olan arkadaşlara hitap etmek istiyorum biraz. Lütfen. Çünkü o kaybı, o üzüntüyü biliyorum ben de. Tahmin edebiliyorum. Bazı arkadaşlarımız kurum sınavlarına giriyorlar. Tabii ki geleceklerini planlamaları gerekiyor. Para kazanmaları gerekiyor. Ancak bazı arkadaşlarımız da bu sınava sadece ben hakim olmak istiyorum ya da sadece ben Cumhuriyet Savcılığı yapmak istiyorum diyerek giriyorlar. Ben de o ikinci gruptaydım. Eğer öyle arkadaşlarımız varsa ve çok yakın puanlarla kaybetmişlerse üzülmesinler. Ya da üzülmek de tabii ki gerçek bir his ama çok uzun tutmasınlar. Yeniden yola çıksınlar. Ben başaracaklarına inanıyorum. Önceki arkadaşları da çok tebrik ederim. Onlar da çok güzel sonuçlar almışlar. Böyle hocam bu kısım. Harika. Eyüp, önce senden bir şey gelse bulur mu? Olduğun yerde internet birazcık şey böyle bulanıklık yapıyor. Az önceki olduğun yer çok daha iyiydi aslında ama bir internet bağlantısı ufak bir kontrol edersen çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Hocam O kadar güzel önceki yere şeyler geçebilir söylüyorsun miyim? ki. Sıkıntı yok. Tabii ki de çok Oradan bizim için hiç devam edelim. problem yok. Çünkü Eyüp, çok güzel şeyler söylüyorsun. Açıkçası ben arkadaşlarımın her bir kelimesini duymasını istiyorum. Yani şu an izleyen tüm arkadaşlarıma harika bir örneksin. Vazgeçmemenin temel sebebi o zaman bu meslekti. Doğru mu anlıyorum? Mesleğe olan aşkın ya da sevgindi. Öyle hocam, ben hukuk fakültesine girdiğim günden itibaren savcılık mesleğini istedim, Cumhuriyet Savcılığı. Sonra mesleğin içeriğini öğrendiğimde kendimin de uygun niteliklere sahip olduğunu ve bu mesleği yaparken her gün işe gittiğimde mutlu olacağımı hissettim. Çünkü bir işe mutlu gitmek bence yani insanın kavuşabileceği en güzel şeylerden biri. Sonra bu yola girdim. İlkinde başarısız oldum. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm o zaman. Ama sonra kendi kendime yeniden bu yola girmem gerektiğini söyledim. Telkinler verdim. Yeniden denedim. Allah'a şükür başardım bu kez. Umarım darısı da mülakatları olur. İnşallah Eyüp. Yani gerçekten çok güzel bir sohbet başlangıcı yaptın. Açıkçası beni kalben etkiledin. Bence birçok arkadaşımı da ruhuna dokunduğunu düşünüyorum. Çünkü bize de çok soru geliyor. Hocam bir puanla kaçırdım, 3 puanla kaçırdım, 5 puanla kaçırdım. Tekrar sürece gireyim mi? Benzer cümleleri bizler de söylüyoruz ama ben duymaları bence çok daha güzel oldu diye düşünüyorum. Peki tekrar hazırlanmaya karar verdin. Akademiyle yolun nasıl kesişti? Bizler nasıl tanıştın? Tavsiyeler aldım hocam arkadaşlarımdan daha önce sınavlara giren. Kendim karşılaştırdım. Belki bunu söylememem gerekiyor ama en hoşuma giden, en böyle sıcak gelen hakimlik ilk kuzen hakimlik Ne mutlu bize. akademisi. İyi ki de karşılaşmışız yani bu süreçte ve böyle İyi senin gibi değerli bir arkadaşımızla tanışmışız. Çok da mutlu oldum. Peki Ocak'ta teşekkür ederim. başlamıştın. Ocak'tan aralığa kadar süreci bir değerlendirebilir misin bize? Hocam aslında insan ilk yola çıktığında çok kolay ilerliyor zaman.
çalıştıkça da denemelerde ya da sınav sonuçlarında güzel neticeler aldıkça da daha da cesaretleniyor. Ben bu sınava, kazandığım sınava hazırlandığımda son dönem işte zorlanmıştım. Çünkü konsantrasyonu yüksek tutmak gerekiyor her zaman. Nasıl çalıştığımı da anlatayım isterseniz. Lütfen, çok mutlu olurum. Hocam ben bu dersi böyle büyük büyük sayfalardan çalışmadım. Yani büyük büyük sayfaları okudum ancak kendi küçük notlarım vardı. O notları öğrenmeye çalıştım. Kendime bir hukuk sözlüğü çıkardım. Örneğin HMK'da ıslah nedir kısa böyle tanımını yaptım. Ya da başka dersimizdeki ifadeleri, tanımları bu hukuk sözlüğüne yerleştirdim. Ve bunları sürekli okudum dersleri takip etmenin yanında. Bir de çalışacak, hazırlanacak arkadaşlara ve kazanmak isteyenlere şunu da söylemem gerekiyor. Bir vakitten sonra tarihi takip edemiyorsunuz. Hani bugün hangi gün falan olabiliyorsunuz. Eğer derece yapmak istiyorsanız. Umarım gönlünden hani bu meslek geçen gerçekten başarılı bir şekilde yapabileceğini düşünen arkadaşlarımın hepsi kazanır. Ocak Çok erken mi umut peki ediyorum sence? karşınıza olmanın. Evet, pardon, lafını da böldüm, kusura bakma ama. Ne demek hocam? Ocak, Şubat sence erken mi, yoksa hocam hayır Bence zamanı tam mı? zamanı hocam. Ben Temmuz'da başlamıştım geçen yıl. Şeyi hatırlıyorum. Sınavdan bir gün önceydi. Kazanamayacağımı da hissediyordum, biliyordum aslında. İş kanunu açıp baştan sona okumuştum böyle ve çok huzursuz hissetmiştim. O hissi hissetmemek adına ben erken başlamıştım ikinci sınavı. Çünkü bazen ne kadar konsantrasyonunuzu yüksek tutsanız da profesyonel öğrenci diyorduk ticaret hocamız hoca. Öyle olsanız da bazen stres, panik insanı sarsabiliyor. Bu yüzden erken başlamak en azından o stresli dönemlerden önce belli bir birikim sağlıyor size. Hani derslere yönelik. O yönden erken başlamamın büyük bir faydası oldu. Peki bu süreçte Erhan Hoca'nın sana katkısı ne oldu? Baktığında hani böyle bir süreçte yıprandığında ya da düştüğünde bir el olarak uzandı mı sana? Hocam ben Erhan Hoca'ya hep deneme sonuçlarımı atıyordum. Yani artık benden sıkılmıştım büyük ihtimal. Öyle 79'da başlamıştım ben ilk girdiğim denemede. Sonra 84, 90'ları çıktım. Bir ara 96'yı gördüm. Hatta sınavdan son önceki denememde 96'yı görmüştüm. Erhan Hoca çok olumlu geri dönüşler veriyordu ve bence bir yol arkadaşıydı. Sizler de öyle. Ya insan bazen bu tarz yollara çıktığında destek bekleyebiliyor. Ya da kendini çok yalnız hissedebiliyor. Çünkü inanan kişi sadece kendinizsiniz bu yolda. Bir sınava hazırlanıyorsanız ya da bir mücadele veriyorsunuz. Bu yoldaki o desteği sağ olun sizler sayesinde bulmuştum ben. Çok teşekkür ederiz. Ne mutlu böyle güzel sözler duymak bizi inanılmaz mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. Peki şunu sormak istiyorum. Evlendiğini söyledin bu süreçte. Yani Evet sınav hocam. hazırlık sürecinde bir evlilik dönemin de ya da sürecin de oldu. Hani bura nasıl geçti? Yani buradaki o hazırlık süreci, ders çalışma, eşinin sana katkıları ne düşünüyorsun? Şöyle bir sen dinlemek isteriz. Hocam işim bana kızabilir ama evliliğim benim yine ders çalışmayla geçti. İlk zamanları yani çok Evet. da. Ama çok büyük destek oldu ailem, eşim. Yani bu mesleği yapmayı çok istediğimi biliyorlardı. Hep arkamda durdular. Onlara da çok teşekkür ederim. Umarım Evet. Adalet Akademisi'nden sonra o yemin töreninde de bir arada oluruz. En büyük hayallerimden biri. Muhteşem, muhteşem inşallah. İnşallah hocam. Peki burada hemen öğrenci arkadaşım merak ettiği birkaç sorular oluyor. Yani ben onları seninle paylaşayım. İlk sonuç belgesini gördüğünde ne hissettin? Ben hocam bir sonuç açıklanmadan bir 5 dakika önce ÖSYM'nin sitesine bakmıştım. Aslında 26 Ocak diye Evet. söylenmişti. Erken açıklandı. Ben iyi bir sonuç alacağımı hissediyordum. Böyle bir hafta kala her gün kontrol ediyordum sayfayı. 5 dakika önce baktım. Sonra bir balkona çıktım. Bir hava alacaktım. WhatsApp'tan mesajlar geldi hocam. Sınav açıklanmış dendi. Ya
Çok elim ayağım titremişti. İlk başta bakamamıştım. Sonra görünce ya ben de sanırım haykırmıştım. Kız kardeşim yanımdaydı çıkılırken. Yani çok böyle mutlu olmuştum. Çünkü insan verdiği emeğin karşılığını alınca çok mutlu oluyor hocam. Hani belki şansa falan kazansaydım, böyle bir emek vermeseydim o mutluluğu öyle yaşayamayacaktım. Bundan sonrasını Allah bilir. Ne olur bilinmez. Mülakat var sonuçta. Ama o mutluluk içinde değdi diyebilirim o gayreti. Peki netleri nasıldı? Netlerin arkadaşlarımız mutlaka merak edecekler. Senden dinleyebilir miyiz? Adli yargıda 3 ya hocam ben tam hatırlamıyorum ama şöyle hatırlıyorum, şöyle Lütfen. anlatayım. 23 netim vardı genel kısmında. Diğerinde 61 netim vardı. Adli yargı kısmında 3 yanlışım vardı. 32 doğru 3 yanlış. Diğer kısımları şu an hani doğru yanlış olarak hatırlamıyorum. Çok güzel netler yapmışsın bu arada. Gerçekten de tebrik ederim. Peki Türkçe matematik tarih kısmı seni de yordu mu sınavda? Yani orada nasıl aştın o yorgunluğu? Çünkü orayı aşamayan arkadaşlarımızın ne yazık ki çok çalışsalar da başarılı olamadığını duyduk ya da gördük. Sen nasıl aştın? Hocam ben Türkçe'de biraz zorlandım. Aslında kitap okumayı da çok seviyorum ama sanırım o sınav heyecanı ilk başta hissettiriyor ya kendini. Türkçe'de çok zaman kaybettim. Yaklaşık bir yarım saatim gitti böyle ilerleyemedim. Hatta sınav paniğini yaşadım ben. Sonra matematiğe geçtim ve benim matematiğim kaybettiğim sene de iyiydi. Yanlışsız geçtim o kısmı. Tarih de çok farklı geldi. Sonra baktım vakit ilerliyor. Ben bu sınava bir emek verdim. O an bir durum kontrolü yapmam gerekiyordu. O kısmı bırakıp diğer kısmı çözdüm. Diğer 35 soruluk kısmı çözdüm. Sonra 30 soruluk kısma geri döndüm. Aa, çok güzel. Hani bir anda o an karar verdin. Doğru anlıyorum, değil mi? O Yanlış an anladım. karar verdim. O an bir baktım zamana. Kendime baktım. Hissettiklerime baktım. O an karar verdim. Diğer kısmı geçtim. Sonra da başa döndüm. Hatta optikte acaba yanlış kodladım mı falan diye bir tedirgin olmuştum. Çünkü biraz karışık çözmüştüm. İlk öyle bir şey de olmamış. Burası beni biraz etkiledi açıkçası. Şöyle etkiledi. Genelde öğrenci arkadaşımız o süreçte tam kararlarını veremiyorlar. Senin o anda bir karar değişikliği yapman aslında olumlu sonuçlanması bence çok güzel bir örnek. Yani belki de yine söyleyeyim, bu yayını izleyen arkadaşlarım gelecek sene sınava girdiklerinde bir anda senin bu söylediğin cümle akıllarına gelecek ve belki senin yaptığın gibi yaparak da başarılı olacaklar. Harikaydı. Yani çok teşekkür ederim. Bu cümle çok hoşuma gitti. Onu tekrar söylemek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Peki şunu da merak ediyor genelde arkadaşlarım. Okuyarak çalışmak mı, soru çözerek çalışmak mı? Ve buna ek olarak akademinin kaynakları, müessese, soru bankası yetiyor mu? Ne yapmaları gerekir? Ne düşünüyorsun? Bence yeterli oluyor. Ya çok fazla kafa karıştırmalarını tavsiye etmiyorum. Çünkü üniversite hocalarımızın tartışmaları var, doktrinsel bilgiler var. Bunların çoğu yıllardır soru olarak tercih edilmemiş ya da geldiğinde iptal olan sorular var. Bence kanuna sadık kalsınlar ve kanunla harmanlanan notları okusunlar. Örneğin sizin hazırladığınız notlar. Bunu da samimi olarak söylüyorum. Ben çünkü çok az bir not yani bütün ders çalıştığım notları çıkarsam yani çok az tutar. Belki bir hukuk fakültesindeki ceza kanunu kadar, ceza kitabı kadar tutmayabilir. Evet. Bütün notlar değil mi? Bütün sınav Evet notları hocam, tek bir. bütün ders notları yani bir ders kitabına eşdeğer oluyor. Çünkü belli parçaları koyduktan sonra diğer parçaları hem mantıken hem de yorumlayarak tamamlayabiliyorsunuz. Ya o belli parçalar önemli. Ona da kanundan ve diğer bu tarz kanuna yakın kaynaklardan ulaşılabiliyor. Yani bu anlattıklarımızda bir yayın editörü, yayın koordinatörü o kadar mutlu ediyor ki benim. Çünkü hocalarımla da hep bunları sohbet ederek söylüyoruz. Rica ediyoruz hani sınavın o mantığına uygun şekilde olsun diye. Sizlerden de bunları duymak çok mutluluk verici. Yani bunu söylüyorum. Hani siz de yanlış anlayın. Biz Eyüp'le ilk kez karşılaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Yani daha önce hiçbir konuşmamız olmadı. Şu an ilk kez konuşuyoruz. Ve bunu söylemesi tekrardan beni manevi anlamda çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim Eyüp Bey. Yani bu cümlenizi çok mutlu ettiğini tekrar söyleyeyim. Peki son sorum Rica ederim. sana şu olsun arkadaşlarımın yorumlarını açmadan. Bir gün önce, sınavdan bir gün önce başını yastığa koydun. Nasıl uyudun?
Uyuyamadım hocam yani. Bir iki saat uyuyamadım. Sınavı bir kafamda canlandırdım. Birkaç kez çözdüm. Hepsi daha kolaydı bu arada. Onu da söyleyeyim. Hayalimdeki sınavlar. Ya kolay derken o ilk kısımdan bahsediyorum. Tarihte dahil olan kısmı. Sonra sanırım çok hayal kurmaktan yorgun düşüp uyudum hocam. Ama o son gün uyuyup uyumamak çok da etkili olmaz arkadaşlara. O normal. Bütün arkadaşların yaşadığı bir şey ben. Yani öyle kafayı yastığa koyup rahat uyuyabilen kimse yoktur. Emek vermişse, çabalamışsa. Çünkü direkt bir gün sonra sonucuyla karşılaşmak hem çok güzel hem de biraz belirsizlik olduğu için heyecan verici. Yani Eyüp Bey, çok samimiydi cevaplarınız. Bu arada onların tamamı için çok teşekkür ederim. İzinle yorumları da açayım. Çünkü arkadaşlarım merak ettiği sorular da vardır. Onları da almak istiyorum ki yani ben Eyüp Bey'in bazı vurgularını tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani hocam dedi, ben vazgeçmedim. Süreç içerisinde evlendim. Ailem, eşim bana çok destek oldu. Ve bu sınavı başardım. Bir puanla kaybetmiştim ama sonunda başarılı oldum dedi. Bilmiyorum, bence çok etkileyici. Çünkü bu yayını izleyen benzer durumda olan arkadaşlarım da sizin gibi mesleğe gönül verdiyse Eyüp'e inşallah başarılı olacaklarına inanıyorum. Günde kaç saat çalıştın sorusu genelde geliyor. Sana da bunu iletmek istesem. Ne düşünüyorsun? Kaç saat çalışılmalı? Ben biraz fazla saat çalıştım hocam. Saat hesabı yapmadım. Ama ara vermeyi de yaptım. 10 günde bir günü boş bıraktım hocam. Çünkü çok yoruluyordum ve strese dönüşüyordu o yorgunluk. Ben ara vererek saat hesabı yapmadan çalıştım. O an ya yani gücüm ne kadar yetiyorsa çalıştım. Kaç Pomodoro yaptın? Yani Pomodoro yaptın mı? Soru çözümüyle ilgili. Ya ona benzer bir şey yaptım hocam ama kendi yöntemim sanırım. Evet. Ben de belli aralıklarla ders çalışırken örneğin 5 saatlik bir çalışma diliminde 30 dakikada bir ara veriyordum. Aynen ona benzer bir şey yaptım ben. Evet. Yani faydalı olduğunu düşünüyorum bu arada. O aralar biraz şeyi de sağlıyor, karışmamasını. Çünkü insan yorulunca belli bir sayfadan sonrasını okumak için okuyor. Ben ilk sınava hazırlandığımda öyle yapmıştım olmuştu hocam. Paniğe kapılmıştım. Çok az bir süre vardı. Ya yorulduğunuz anda bırakmak da önemli. Bazen hani o hareketi kesmek de önemli oluyor. Çok güzeldi. Gerçekten o da doğru. Bazı öğrencilerimiz hani sırf çalışayım diye çalışıyor ama o da sanki doğru değil mi? Hatta bir yerden sonra yorucu olmaya başlıyor. Kendimizi Maalesef. kandırıyoruz belki de. Ben de yaşadığım için. Evet. Ayşegül Çetinler harikasın demiş. A Kız nokta dostum. kardeşim Öyle mi, ne değil mi güzel, hocam? Selamlar harika. Evet, selamlarımızı olsun. iletelim. Günlük kaç saat çalışma yeterli olur cevapladık. Yine Merve Kavlak Yeşilit, yolun bahtına açık olsun sayın savcım demiş. Savcı olmayı düşünüyorsun Teşekkür ederim. herhalde. Doğru Evet hocam. anlıyoruz. Evet. Nasip olursa Evet. inşallah. Bir tane magazinsel bir soru var. Bunu lütfen samimiyetle cevapla. Ben de merak ettim. Akademide en sevdiğiniz hoca kimdi diye sormuşlar. Ben Hocam ilk üç yapayım istersen. bir sürü hoca aklımdan geçti de. Anayasa hocamızı çok seviyordum. Evet. Şiirler, bağlamalar ve Evet. gerçekten anayasayı da çok iyi öğretiyordum. Ya ben fakültede çok zorlanıyordum anayasa okumaktan. İlk senede karşılaşmıştım. Ama şu an yani en sevdiğim, en hakim olduğum derslerden biri. Sonra medeni hukuk hocamızı çok seviyorum. Hem sizi hem de Beşiktaşlı olan Gökhan Evet, hocamızı. Gerçi o Gökhan dosyaya da giriyordu da aslında. hocamızı. Evet. Başka Soysal hocayı da çok severim. Onun sayesinde idari yargıda da çok iyi bir temel attım. Bir de İcra İflas hocamız, Sevilay hocanın Evet. tabloları da çok yardımcı oldu. Ya ben genel Evet. olarak hocalarımızdan çok memnun kaldım. Süper. Yani ben her biri adına sana teşekkür etmek istiyorum. Bu nezaketin içinde çok güzel cümleler kullandın. Onlar Hocam. da eminim ki çok mutlu olmuştur. Aa, bir arkadaşımız 9. denemede kazanan arkadaşlarım var demiş ki hani bu genel bir ifade olmuş. Genel kültür, genel tek tarih, Türkçe kısımları nasıl çalıştın? Bununla ilgili bir soru sorsak hani tarihe mesela nasıl çalışıyordun? Tarihe ben bir hukuk dersi gibi yaklaşıyordum hocam. Şimdi çok fazla soru geliyor. Aslında bu sınav ayrı bir yerdi. Ama ben bu tarz bir sınavın bir daha geleceğini düşünmüyorum tarih alanında.
bir hukuk dersi gibi yaklaşsınlar. Gerek anayasaya ne kadar önem veriyorlarsa ya da boşuna hukukuna bence tarihe de önem versinler. Türkçe'ye ben kendimce yani bu durumu dikkate alıp almamak kendilerine kalmış. Türkçe ve matematiğe çok eğer bir temeliniz varsa çok fazla vakit ayırmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü matematik soruları genel olarak ilkokul, lise bilgisiyle de yapılabilir oluyor. Türkçe soruları da aynı şekilde. İlk denemen karşıtı. Bunu sormuş bir arkadaşımız. İlk denemede İlk kaç denemem yaptın? 79'du hocam. Gerçek Ben sınavda. hocam ben sınavı kaybettiğimde bırakmamıştım. Hatta Hakimlik Akademisi'ne mesaj atmıştım. Demiştim ki offline dersler ne zaman başlıyor? Direkt sonuçların açıklandığı gün. O sene bir ay sanırım önce açıklanmıştı. Hatta daha kurs başlamamıştı. Doğru. O kayıp bende bir hırsa dönüştü aslında çalışma hırsına. Biraz da kurs başlamadan önce de çalışmıştım. Ama ya ben hiç bırakmadan yaklaşık 1,5 yıldır ders çalışıyorum hocam. O öyle bir durum var maalesef. Peki Eyüp Bey, Türkiye kaçıncısı olduğunuzu bir daha duymak istiyor arkadaşlarımız. Bir daha duyalım. 74. oldu. Harika. Harika. Peki seni izleyen arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza, 4. sınıfta olanlara veya fakülteden mezun olmuş, sınava girmiş, başarılı olamamış ya da ilk kez bu sınava girecek arkadaşlarımıza ne söylemek istersin? Çaba, emek ve gayretle bence ulaşamayacakları bir nokta yok. Yani azimle bir yola çıktılarsa ve o yolda kendilerini bekleyen şey onları mutlu edecekse yürümeye devam etsinler. İnşallah kavuşurlar. Harikasınız gerçekten de çok güzel şeyler söylediniz. Ben tüm arkadaşlarımdan size iyi dileklerini, dualarını iletmesini istiyorum. Şahsen biz de bütün dualarımız, iyi dileklerimiz sizlerle. İnşallah mülakatımız da olumlu olur. Bu samimi İnşallah. sohbet için de tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti. İnşallah arasını Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ mülakatlar sonrası olumlu sonuçla dediğim gibi o tören sırasında bir daha yaparız. Sonrasında bir daha yaparız. Emeğine olun. sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim hocam. Çok gurur duydum karşınızda olmaktan. Çok keyif aldım. Sağ ol. O senin nezaket. Çok çok naziksin. Selamlar eşine, Allah'a emanet ailene. olun. Sen de. Teşekkür Teşekkür. ederim.